Etli fırın yemeği için gerekli malzemeler. 1,5 kilogram küçük kuşbaşı doğranmış sığır eti, 1 adet patates, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 çay kaşığı pul biber, 1,5 çay kaşığı karabiber. Hamuru için 1 yumurta, aldığı kadar un. Mürsel'cim aslında et suyuna bindiği için yarı yarıya küçülür. Evet. Dolayısıyla da bizler 1,5 kilo eti 750 gram gibi düşüneceğiz. O yüzden 750 gramlık bir etten hazırlayacağız bu yemeği. Ha, ne ilginç bir tarif oldu bu. Ama biz şey diyoruz değil mi, 1,5 kilo kuzu eti mi? Bu sığır eti. Sığır etinden yapılıyor bu yemek. Bıçak arası dediğimiz şekilde, yani şöyle bıçakla çok küçük küçük kesiliyor, buna bıçak arası deniyor. Konya'nın bir de meşhur bıçak arası pidesi vardır. O pideleri de aynı bu bıçak arası etinden yaparlar. Biz şimdi etin küçüleceğini hesap ettiğimiz için hani kişi sayısına göre etimizi de 1,5 kilo olarak aldık ve döküm tavamızın içerisine koyacağız. Bu kendi kendine suyunu salacak. Birçok mutfağa giriyorum. Hep bu yıkanır mı yıkanmaz mı, yıkanır mı yıkanmaz mı, sen gayet kanıyla falan böyle evet, içine attın. Neden? Neden? Et bıçak arası ve çok küçük doğranmış. Evet. Eğer biz bu eti yıkayacak olursak tümden proteinini atmış olacağız. Ya. Bizim için sadece lezzet değil, aynı zamanda beslenmek de çok önemli. Kesinlikle. O sebeple de proteinini bilimsel anlamda denatüre etmemek için ya da yok etmemek için biz etimizi yıkamadan ocağımıza alırız. Bütün etleri öyle mi yapıyorsun? Hepsini öyle yapıyorum. Öyle yapıyorsun, evet. Tamam. Tartışmalara bilimsel bir nokta koyan Adalet Hanım etleri ocağa alıyor. Tabii bu yemeğimizin altında ve üstünde katmer var. Onun için bir hamur yapacağız. Evet. Un, su, tuz ve bir tane de yumurtadan oluşan katmer yapacağız. Şurada mı yapsak? Olur, orada da yapabiliriz. Unumuzu alalım. Katmer için suyumuzu da alıyoruz. Bir bardak suyumuzu da hazırlayalım. Ama aldığı kadar un. Un aldığı kadar su. Derince bir kaba beyazıyla birlikte yumurtamızı ekliyoruz. Ama tuzumuzu göz kararı koyacağız. Çünkü hani çok tuzlu ya da eksik olsun. Biz iki çay kaşığı koyduk. Evet. Eğer illa ölçü isteyen olursa diye söylüyorum. Bir yumurta, aldığı kadar un. Biraz da suyu eklemek istiyorum. Bir bardak su da yumurtanın üzerine dökülüyor. Biz hepsini birlikte yoğuracağız. Peki. Şimdi. Hiç öyle çırpmaya falan da gerek yok. Unumuzu tüm malzemelerin üzerine ilave ediyoruz. Şimdi göz kararı unumu şimdilik koyayım. Baktım yumuşak oldu, biraz daha ekleyebilirim. Sert bir hamur mu elde etmeye çalışıyoruz, yumuşak mı? Hayır, elimizden kurtulana kadar yumuşak mı yeterli. Tamam. Yani herkesin kulak memesi yumuşaklığında evet, yeterli. O şekilde. Hamurun kıvamını da öğreniyoruz Adalet Hanım'dan. Elimden kurtulana kadar hamuru ne yapıyorum? Evet. Yoğuruyorum. Malzemeler özleştikçe un ilave ederek hamuru güzelce yoğuruyoruz. Ne kadar oldu? 5 dakika falan oldu yoğuralı. Tabii tabii. O herkese göre değişiyor. Mesela benim yoğurma sürem söyleme sayıp 15 dakikayı falan toparlayana kadar. O zaman senin hamurun çok özlü oluyor. Çok. Direkt öyle yapıyorum zaten. Çok güzel olur. Özlü hamur hakikaten istendik bir şey. Öyle olmazsa zaten esasında istediğimiz sonucu da yakalayamayız. Evet. Şimdi elimi hamurdan kurtarmak istiyorum. Mesela bunu öğrendim, iyi oldu. Daha önce de bir evde yapmıştık. Unla. Unla. Eğer hamur yağlıysa, yağlı bir hamur yoğuruyorsak. Evet. O zaman da elimize birazcık sıvı yağ dökeriz. O zaman da kurtulunur sence. Adalet Hanım'dan ele yapışan hamurdan kurtulmanın püf noktasını da alıyoruz. Şimdi ben bu örtüyü senden kaldırmanı isteyeceğim. Tabii. Ondan sonra ben burada bu hamuru katmerlerini açacağım ama önce biraz daha orada yoğurmak istiyorum. Daha sağlam bir yerde. Evet. Katmer nasıl hazırlanır merakla ev sahibimizi izliyoruz. Mesela biz hamurumuzu yoğurduk. Tamam. Şöyle masamızın üzerine alalım. Biraz daha özdeşleştirelim, olur mu? Un serptiğimiz zeminde hamurumuzu biraz daha yoğuruyoruz. Mesela sen onu yoğururken ben bıçak aramın tereyağını eklemek istiyorum. Tamam. Tereyağım da erirken soğanlarımı doğramak istiyorum. Süper. Soğanın göz yakmaması için bir takım formüller var, biliyorsun değil mi Musa'cığım? Ne mesela, sen söyle. Suyun altında soymak gibi. Suyun altında soymak. Evet. Yani çeşmenin altında ıslanacak soğan, öyle evet mi? Evet. Öyle hiç yapmadık. Hem yıkanır. Bir göstersene sen onu bize. Hayır, bakalım. Nasıl yaptığını bir görelim. Suyun altında ne yaptık? Soğanımızı soyduk. Bak hiç gözlerim yaşarmadı, gördün evet mü? Evet. Ha, o kadar. Kabuğunu soymadan bahsediyorum. Tabii tabii, kabuğunu soyarkenden bahsediyorum. Sen gel şimdi bu soğanları doğra. Ben de onları iki tane geze yapayım. Bak.
bayılıyorum soğan doğramaya. Bayılıyorum yani. Bana diyorlar ki kızım niye sen hep soğan doğruyorsun? Başka bir şey yapamıyorum çünkü. O yüzden ay, diyorum. Olur mu öyle bir şey? Valla. Hamuru ne kadar güzel yoğurmuş. O zaman ben şimdi soğanları doğruyorsun. Yıkıyorum ve sıkıyorum. Evet. Soyulduktan sonra gözleri yakmaması için suya tutup sıktığımız soğanlar doğranmaya hazır. Şimdi yeniler kesiyorlar. Biz böyle ortasından kopartırız. Tamam. İki tane beze yaparız. Katmer hamurunun ilk bezesi güzelce yuvarlanıp toparlanıyor. Soğanlar da küçük küçük doğranıyor. Burada bir şey dikkatini çekmek istiyorum ben. Biri büyük, biri küçük. Neden biri büyük, neden biri küçük? Büyük olanı altına sereceğiz. Kenarlardan biraz taşıracağız. Evet. Küçük olanı da üstüne sereceğiz. Kenarlarını yapıştıracağız hamurun. Tamam. Hani bayağı düdüklü tencerede pişer gibi iki hamurun arasında pişecek. Suyunu salan etlere bir yemek kaşığı tereyağı koyuyor ve doğradığımız soğanları da tencereye ekliyoruz. Şimdi biz hamurumuzu açana kadar, iki tane katmeri yapana kadar bıçak arısı kendi kendine orada pişecek. Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra katmer hazırlanana kadar pişmeye bırakılıyor. Ben artık bunu yarım kapatıyorum. Taşmasın. Harika. Şimdi gelelim hamurumuzu açmaya. Tepsimizin tabanı için büyük bezemize bolca un serpiyor ve açmaya başlıyoruz. Sen ev hanımı mısın? Hayır, ben öğretmenim. Öğretmensin, çalışıyorsun. Çalışıyorum. Hem çalışıp hem mutfağa vakit ayırabiliyorsun yani. Mutfak benim gerçekten. Vallahi helal olsun. Başında da dedim ya sarayım. Oh. Burada her şeyi unutuyorum. Öğretmensin. Öğretmenim, öğretmenim. Aa, ne güzel. Sınıf öğretmeniyim. Aslında biyoloji mezunuyum, Fen Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Ama sınıf öğretmenliği kadrosuna atandım. Bir gün branşa mutlaka geçerim diye düşündüm. Sonra o yaş grubu çocukları o kadar sevdim ki 23 yıl geçti üstünden. Hala yapıyorsun öğretmenlik. Hala yapıyorum. Kısmetse bu yılda emekli oluyorum. Ay ne güzel. Çünkü yapmayı planladığım, hali hazırda eşimin yürüttüğü bir iş yerimiz var. Bir dershanemiz var. Mental aritmetikle ilgileniyoruz. Mental aritmetik tam olarak ne bilmeyenler için söyleyelim? Çok hızlı 4 işlem becerisi. Dikkat sorunları oluyor ya, dikkat bozukluğu, dikkat eksikliği. İşte biz onları ne yapıyoruz? Gidermeye çalışıyoruz. Bunun en güzel yöntemi de sayılarla uğraştırmaktır çocukları. Evet. Oklavaya sarılarak dairesel hareketlerle genişletilen hamur kolayca genişlemeye başlıyor. Metalden yapılmış bir oklavamız var. Evet. Bu diğer oklavaya göre biraz daha ağır olduğu için yufkamızı çok çabuk inceltir. Ve sac arasını zaten göreceksin. Çoğunlukla bununla açacağız. Daha ince olsun diye mi şu anda bunu yapıyoruz? Evet. Bununla da birkaç oklava daha sallayıp şöyle bak birden yani, büyüyor gördün mü? Evinde bu olmayanlar için biraz daha uğraşması gerekecek. Kesinlikle. Yani. Birkaç tane daha fazladan sallar. Adalet Hanım pratik bir şekilde hamuru metal oklavayla biraz daha açıp inceltiyor. Şöyle 4 kaşık kadar etrafına serperek. Ben de bu arada bir yemeğimize bakayım mı? Tamam olur. Gayet güzel. Hem pişmiş hem de yeterli miktarda su kalmış. Nusancığım burada sana bir şey söylemek istiyorum. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Tamam. Etimizi pişirirken. Eğer suyumuz yeterliyse, etin saldığı su yeterliyse su koymaya gerek yok. Tamam. Ama eğer etimiz pişmeden suyunu tamamen çekmişse o zaman bir çay bardağı sıcak su koymak, ağzını kapatmak yeterli. Tamam. Onu pişirmiş olur. Biz bunu düdüklüde de pişirebilir miydik? Tabii çok pratik aslında ama hani eskilerin yaptığı usul biz tencerede böyle kavura kavura pişirmeyi seçiyoruz. Düdüklüde de pişiriyor. Düdüklüde hiç su koymaya gerek yok. Zaten neden suyu kalıyor. Ve zamandan da tasarruf ediliyor. Yayayım mı böyle? Bak onun çok kolay bir yolu var. Biz böyle alırız yufkayı. Evet. Şöyle yaparız. Şöyle çekeriz. Şöyle yaparız. Şöyle çekeriz. Bak her tarafını yağlıyoruz. Gördün mü? Bu kadar kolay. Pratik bir şekilde her yeri yağlanan katmer hamuru sarılarak rulo haline getiriliyor ve bir ucundan içeriye doğru kıvrıla kıvrıla yuvarlanıyor. Altına saklıyorum. Sonra da elimle bastırıyorum. Aa. Bozdum değil mi? Yok ben anladım onu. Şimdi o şey olacak. Katmer olacak. Üzerine bastırarak hamurumuzu yassılaştırıyoruz. Bunun var ya daha küçüğünü yaparak yağını da biraz daha bol kullanarak sabahları çocukları çok güzel bir kahvaltılık sıcak hazırlayabilirsiniz. İkindi de okuldan geldiler. Ölüyorum açlıktan diye kapıdan giren, ne var evde diyen bize
Eteğimize saldırdığında gel bakalım ne var burada. Çok severler. Sevmeyen çocuk tanımıyor. Katmer hamurunu bu kez de merdane yardımıyla iyice bastırarak açıyor Adalet Hanım. Bu arada etimiz ne oldu? Bakalım. Eğer son aşamasındaysa ona bir tane patates rendeleyip... Evet, şey bayağı gitmiş, suyu gitmiş, dediğin gibi yağ... Ne diyordun sen? Yağına binmek. Yağına binmiş patates mi rendeleyeceğiz? Evet. Şimdi sebze çekmecemizden bir tane patatesle iki dişte sarımsak nerede alalım. Balkonumuzda... Etli harcımız için bir orta boy patatesi güzelce yıkıyoruz. İlk katmerimiz kat kat olması için özenle açılmaya devam ederken patatesi de rendenin iri bıçaklı kısmıyla rendeliyor ve pişmeye devam eden etlerimize ekliyoruz. İki diş demiştin değil mi? İki diş dedim, evet, yeterli gelir bize. Biraz da karabiber ekleyeceğiz üzerine. Sarımsakları küçük küçük doğruyoruz. Senin durum ne alemde? Büyük mü? Harikasın. Tamam. Çok güzel. Tam istediğimiz büyüklük bu. Sarımsak ve soğan doğramada uzmanlaştık artık her mutfakta. Bir kaşık pul biber bakalım. Karabiber? Evet, ekleyelim. Patatesle birlikte pişmeye devam eden etlerimizi karabiber ve pul biberle çeşitlendiriyoruz. Evet, 3 çay kaşığı pul biber koyduk, 1,5 çay kaşığı karabiber koyduk, tuz. Şimdi ekleyeceğiz. Biraz karıştıralım. Yemeklerin tuzunu damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Yemeğimize 3 çay kaşığı tuz koyuyoruz ve kapağını kapatıp biraz daha pişmeye bırakıyoruz. Hiç tepsinin altına yağ falan sürmüyoruz. Tamam. Direkt ne yapıyoruz? Katmerimizi serdik. İlk katmerimiz uçları dışarıda kalacak şekilde tepsiye yerleştiriliyor. Pişen etimizi bunun üzerine sereceğiz. Ancak etimizin biraz soğuması gerek. Neden? Neden? Sıcak eti eğer hamurun, çiğ hamurun üzerine dökersek sıkışır. Ve bir daha fırında ne kadar pişirirsen pişir, hamur kalır. Hamur mu sıkışır? Evet. Etli fırın yemeğiyle ilgili bir püf noktası daha veren Adalet Hanım pişen etleri ocaktan alıyor. Oo, harika pişmiş vallahi. Şansınızdan biliyor musun? Neden? Nefis. Kokusundan anlıyorum. Biz yemeklerin pişip pişmediğini gerçekten kokusuna bakarak anlarız. Saat kurmayız. Koku çok önemli. Cam bir kaba boşaltılan etler mutfağımızın doğal soğutucusu balkona alınıyor. Üst katını açıyoruz Nursel'cim. Tamam. O soğurken biz de üstünü açacağız. Evet canım. Üst katının hamuru daha küçüktü alta göre. Onu da hatırlatalım. Evet. Süper. Tuzlu yemeklerin hamurlarını unla tatlandırın ki nişastayla kolayca açabilirsiniz. Gerçekten demir oklavayla çok fark ediyor ama. Attığın anda büyüyor yufka. Çok büyüyor değil evet mi? Zamandan kazanç. Nursel'cim şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu katmeri yapmazdan önce fırınımızı bir çalıştıralım. Peki. 200 dereceye, 180-200 arası bir dereceye getiriliyoruz. Tamam. O biraz ısına dursun. Biz de burada katmerimizi yapalım. Yine yağ dökeceğiz biliyorsun. Üst katına biraz daha yağımızı fazla kullanalım. Buraya mı? Hı hı. Çünkü fırının üstünde kızarırken yağlı olmasında fayda var. Yemeğimizin fırından nar gibi çıkması için ikinci katmerimize bolca yağ gezdiriyoruz. Alta 4 kaşık koyduk, üste 5-6 kaşık evet koyduk. Hani o meşhur yağlama şeklimiz vardı ya. Evet, çok gel, güzel bir şekil. Hadi beraber yapalım, sen evet de karşıdan. İki koldan çarşaf gibi katlana katlana katmerimizin her yeri eşit şekilde yağlanıyor. Diyecektir ki bir böreğe bu kadar et olur mu diyecekler ama bunun adı üstünde et yemeği. Sadece et yemeği evet. Bu bir yemek aslında, bu bir börek değil. Evet. Ben şimdi şu etimizi şuraya güzelce sereceğim. Zemini katmerle kaplanan tepsimizin içine et yemeğimizi döküyoruz. Bir bakın bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Teşekkür ederim ama şimdi asıl onu serdikten sonra onun yanlarını kapadıktan sonra büyük mü yapmışım? Çok biraz güzel oldu. Etli fırın yemeğinin kapağını da açtığımız katmerden yapıyor ve dışta kalan uçları içe doğru kıvırıp parmaklarımızla sıkıştırıyoruz. Her yerini güzelce yağlıyor ve önceden 200 derecede ısıttığımız fırına veriyoruz. Şimdi onun bakacağız üstüne. Süresi var mı? Kontrol edeceğiz. Edeceğiz. Evet, harika. İlk yemeğimiz bitti. Bu ne olmuş bak. Tam kıvamında olmuş. Yağ gibi olmuş. Evet, tam kıvamında. Alıyoruz. Eriyip tereyağı gibi olan kaymağımızı tortusunun gitmesi için tel süzgeçten geçiriyoruz.
pişmeye bıraktığımız ilk Konya lezzeti etli fırın yemeğini de çıkartıyoruz. Her zaman her hanımın bildiği gibi hamuru yumuşatmanın bir tek yolu var. Üzerine elimizle su serpitip üzerine bir havlu ya da bir bez kapatmaktır. Şimdi ne yapalım? Şöyle elimizle pişt pişt şöyle yapalım. Nar gibi kızaran yemeğimizin üzerine sertleşmemesi için su serpiyor ve üzerini bezle kapatıyoruz. Canım benim, böyle seve seve kapatalım üstünü. Harika evet, oldu. Hadi dönelim şimdi sadece sunumumuza. Etli fırın yemeğimiz. Ama evet, katmerli, öyle böyle yemek değil yani. Altında üstünde katmer katmer hamurumuz var. Şöyle onu da koyduk yanına. Güveçte